Ben milli takımda Avrupa Şampiyonası'nda oynadığımda iç çambalarım kopuk kopuk 4 maç oynadım yani. Yani kendimi övmek için söylemiyorum. Hadi hangi babayiğit oynayabilir? İç çamba dizim sallanıyor artık öyle. Evet. Boştaydı yani o derecede oynadım falan ama hocam, ben kalkıp tekmeye da kafayı sokabilecek bir yapıdaydınız. Yıllar siz geçti diye söylüyorum. Yoksa kalkıp o dönemde de söyleyebilirim. Siz bu kadar eleştiriyorsunuz. Bakın ben böyle mücadele ettim, şöyle yaptım. Bak şu an halen o zamanlarda bu sakat sakat oynamanın problemlerini şu an yaşıyorum. Belki 3-4 sene daha futbol oynayacaktım. Onun sıkıntılarını yaşıyorum. Çıkartamıyoruz değil mi stoper oyuncusu? Evet. Neden çıkartamıyoruz? Bakın Fenerbahçe'nin defansına, Galatasaray'ın defansına, Trabzon. Her takımda, Anadolu'da her takımda o bölgede oynayan oyuncuların çoğu yabancı. Siz o bölgede oyuncu oynatmazsanız, yetiştirmezseniz nasıl oyuncu yetiştireceğiz milli takımı? Her takımda 12, 13, 14 tane yabancı oyuncu falan var. Yabancıya karşı değilim. Ama sonuçta kaç milyonluk bir ülkeyiz? Söylüyorsunuz kaleci yetiştiremiyoruz, stoper çıkartamıyoruz. Bunu oynatmadan çıkartamayız ki. Biraz oynatacağız takımlarımızda ki oyuncular gelsin, milli takımımıza faydalı olsunlar. Çok büyük eksik bizim açımızdan yani. Mondragon'un bir açıklaması var. İşte Kadıköy'de hiç kazanamadım. Aldığım şampiyonlukların bir tanesini verip orada bir galibiyet isterdim gibi bir açıklaması var. Aynı düşünceye katılır mısın? Vallahi ben katılmam. Ben iki şampiyonluk Fener'de yaşadım, iki şampiyonluk Galatasaray'da. Böyle iyi yani şu an şey. Kadıköy'de kazanmayalım ama şampiyonluk olsun. Kazanmayalım değil. Ya tabii ki sen Kadıköy'de kazan, şampiyon olama, ikinci önüne yani ne gerek var? Hiçbir anlamı yok ya. Sonuçta bu şampiyonluk maddi olarak gelirim var, ne bileyim her türlü kazancım falan var yani. Tabii Mondragon şey yapmış ama yani gerçekte olursa böyle düşüneceğini sanmıyorum yani. Biraz esprili biraz yaklaşmış. Esprili yaklaşmış. Unutamadığım gol sizin için en değerli belki. İşte 2-3 tane unutamadığım gol var mesela önem açısından. Mesela çok zor bir gol olmadı ama Galatasaray'a dönerken Denizlispor'a atmış olduğum bir gol vardı. Son işte dakika golü. Evet Süleyman Hamido vardı direğin üzerinde sekti falan. İşte önüme düştü enteresan yani hayatımda attığım en kolay gollerden birisi. O var. Trabzon'a Eskişehir'de oynarken Trabzon'a atmış olduğum bir gol vardı. Messivari yaptınız. Messivari de işte. Öyle işte. O şekilde lazım. Ya işin açıkçası işte ben defans oyuncusu da oyuncular rakip beklemiyor işte benden böyle hareketler falan olunca öyle. Bir de Ali Sami Yen Stadı'nın kapanışında bir gol atmıştım. Beypazarı Şeker'e kupa maçı oynamıştık yanlış hatırlamıyorsam. O maçta bir gol atmıştım Rovaşata'dan. Evet bu benden beklenmeyen bir gol. Hocam yani işte bunlar sürpriz yapınca hem taraftarların aklından gitmiyor hem de sizin aklınızdan silinmiyor. Evet. Hocam birçok teknik adamla çalıştınız. İşte çok değerli isimlerle muhakkak çalıştınız ama işlerinden ayırabileceğiniz bir isim var mı? Özür dilerim şeyi unuttum ya. Türk Telekom Arena'nın da açılış golünü ben atmıştım. O gol de yani çok şık bir gol olmamıştı ama o gol açılış golü tabii ki o tarihe geçmiş bir gol. O da çok önemli. Onu atlamayayım dedim. Teknik direktörle ilgili ne söylersiniz? En iyi teknik direktörüm. Yani çalıştınız, en beğendiğiniz teknik adam, beraber çalıştınız. Şöyle, Rıza Hoca'yla uzun zamanlar çalıştım, zaten Rıza Hoca'yı saymıyorum. Onun dışında Bülent Uygun, Fatih Terim, Hiddink, yani bu hocalarla falan